Merhaba arkadaşlar, bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Bugün sizlere 3 adet bitişik nizam villadan bahsediyorum ama hepsinin girişleri tamamen ayrı. Her biri otoparklı ve yüzme havuzlu değerli arkadaşlar. Tabii fiyatlar değişken. Yani şu anda 2 tanesi ön cephede, bir tanesi de yan cephede ama hepsinin girişleri tamamen farklı. Her birinin kendine özel yüzme havuzu var. Fiyatları değişkin. Burada 6 milyon 250 bin lirayla 6 milyon 750 bin TL arasında değişiyor. Tabii biz en güzelini seçtik. Kendimize göre en güzelini. Şu anda Sinan zaten dışarıları çekerken hemen ben de fiyatını söyleyeyim. Değerli arkadaşlar, bu güzel evimizin fiyatı 3 oda, 1 salon, açık mutfak, özel yüzme havuzlu, özel otoparklı villamızın fiyatı 6 milyon 750 bin Türk lirası. Tabi pazarlıklı fiyatımız. Hemen giriş kapısından girdiğimizde çok güzel bir otopark alanımız var. 45-120-60 yarım at kalebodurlar döşenmiş. Otopark alanımız bu şekilde. Düşük yapılmış normal bina seviyesinden. İki basamakla yukarıya çıktığımızda güzel bir veranda alanımız var. Yine yarım at kalebodurlar döşenmiş. Ön tarafta da ideal büyüklükte bir bahçe alanımız var. Yan tarafta da keza öyle. Bitişik nizam villalar demiştik. Bahçe duvarlarının üzerine çim çitlerle izole edilmiş. Yan tarafta da böyle az da olsa toprak alanımız var. Tabii burada da sabit bir barbekü alanımız var değerli arkadaşlar. Havuz başına doğru gideceğiz. Dediğim gibi her birinin kendine özel yüzme havuzu var. Üçünü birden tanıtmayacağıma göre bir tanesini tanıtırım. Gayet ideal büyük bir havuzumuz var. Denge deposu ve motor dairesi, aynı zamanda da burada da güneşleme alanı yerlerimiz mevcut değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yola cepheyiz, caddeye cepheyiz, hazine önümüz tamamen. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz, villalar bölgesindeyiz. Tutulan popüler bir bölgede. Şimdi çelik kapımıza doğru gidiyoruz. Çelik kapımıza doğru geldiğimizde çelik kapının üstünü böyle güzel bir sündürme pergola ile güzel bir şekilde yapmış. Çelik kapıdan içeri giriyoruz. İçeri girdiğimizde 60'a 120 porselen seramiklerinin döşemesi yapılmış. Hemen şöyle Sinan kardeşim mutfak görüntüsünü göstersin. Televizyon ünitesinin arkasında İtalyan boya, yani baskı boya yapılmış gördüğünüz üzere. Duvar kağıdı falan değil. Televizyon ünitesi buraya düşünülmüş. Asma taban yapılmış. LED ışıklar ve spot lambalar var. Ön taraftan da veranda alanına çıkış için sürgülü kapı verilmişler dostlar. Tabii gördüğünüz üzere burada da bir mutfak alanımız var. Açık mutfak, buzdolabı buraya düşünülmüş. Mutfak bankomuz tamamen siyah granit malzeme mermerle yapılmış. Tabi iç kısımlara led ışıklar verilmiş. 10'a 20 beyaz seramikler düşünülmüş. Burada da fırın, set üstü ocak ve dablumbaz yeri, bulaşık makinesi. Evyenin karşısında da sürgülü kapımız mevcut. Bütün kapı ve pencerelerimizde panjur sistemleri, sineklik sistemleri mevcut. Salonumuz bu şekilde. Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde uygun villalardan bir tanesi. Şimdi merdiven altına bakalım. Merdiven altında da yine mermer görünümlü açık renk seramikler döşenilmiş. Tuvalet alanı Hilton dolabı konulmuş. Gayet güzel, şık bir şekilde tasarlanmış değerli arkadaşlar. Şimdi zemin katta bahçemizi, barbekümüzü, havuzumuzu tanıdık. Salonumuzu tanıdık. Triplex villa değerli arkadaşlar. Üst kata çıkacağız. Yani birinci kata. Birinci kata çıkarken Mersin beji dediğimiz bej mermerlerle basamaklar yapılmış. Her katın sigortası kendine göre güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Antresit renginde korkuluklarımız var. Spotlanmalarımız var sensörlü. Tabii merdiven aydınlatmak için de aplik lamba düşünülmüş. Üst kata çıktığımızda değerli arkadaşlar, gördüğünüz üzere güzel bir koridor alanımız mevcut. Koridor alanımız gayet şık ve güzel. Tabii iki tane yatak odamız var burada. Hemen ilk kapımıza girdiğimizde Sinan sanırsam sigortalar kapalı. Hemen Sinan kardeşimle beraber sigortayı açalım. Değerli arkadaşlar, gördüğünüz üzere koridorumuz fevkalade ferah ve geniş bir şekilde tasarlanmış. Koridorda hem amber rengi hem beyaz led ışıklar var. Biz odaya girmeden genel banyomuza bakalım. Genel banyonun içerisine geldiğimizde şeffaf temper camla duşa kabinimiz yapılmış. Çok güzel seramikler döşenilmiş. Çift açımlı vasıtas penceremiz mevcut. Tuvalet alanı kaliteli bir Hilton dolabı, ayna. Aynanın yanında da böyle güzel etejer yerleri dolaptan çevrilmiş. Gayet güzel bir şekilde tasarlanmış. Hemen ilk yatak odamıza geçelim. Birinci yatak odamız. Amber renginde led ışıklar, spotlamalar, tekli avize, kalorifer tesisatları döşenmiş, iskanı alınmış, kat mülkiyeti yapılmış. Gerçekten kaliteli bir ev.
tabi laminat parke döşemesi var, süpürge erikleri, lake malzemeden ön tarafta da tamamen caddeye bakıyoruz ve hazine arasına bakıyoruz değerli arkadaşlar. Fransız balkonumuz var. Fransız balkonun önünde de yine korkuluklarımız mevcut. Birinci odamız bu şekilde. Şimdi ikinci yatak odamıza geçelim. İkinci yatak odamız da fevkalade geniş ve ferahtır. Pencere konulmamış burada. Genelde şöyle düşünülmüş. Yani Fransız balkon konulmuş buraya. Işık aydınlatmak için de çok güzel olmuş. Tabi son derece geniş ve ideal büyüklükte bir yatak odası. Birinci katta iki oda, bir banyomuz mevcut değerli arkadaşlar. Tavan yüksekliğine baktığımız zaman basık değil. Kesinlikle çok güzel bir işçilik, kaliteli bir işçilik yapılmış. Şimdi müştemilat kısmına çıkacağız değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere birinci katımız iki oda bir banyodan oluşmaktadır. Müştemilat kısmına çıkıyoruz. Çıkarken gene mersin beji dediğimiz bej mermerlerimiz var. Alüminyum korkuluklarımız var. Merdiven kovanına kadraj alabiliyorsa bilmiyorum. Gene İtalyan baskı boyası var değerli arkadaşlar. Ve gün ışığı led lambalarımız mevcut. Işıklandırmamız mevcut. Tabi üst kata çıktığımızda güzel bir koridor alanımız tekrar burada bizi karşılıyor. Karşımızda da gene ikinci genel banyomuz mevcut. İkinci genel banyoya geldiğimizde gene 120'ye 120 şeffaf temper camla duşa kabinimiz var. Çamaşır makinesi ve termosifon yeri karşıya dizayn edilmiş. Tuvalet alanı ve Hilton dolabımız mevcut. Burada işte fayans çalışması iki renk düşünülmüş. Biri desenli, biri de normal koyu bir şey. Tabii üçüncü yatak odasına geçtik şimdi. Üçüncü yatak odamız yatak başları şu şeklinde düşünülmüş. Çelik çatıyla yapılmış. Gene led ışıklar odalar, yani özellikle üst kattaki oda 20 metrekare büyüklükte. Her odada telefon, televizyon sistemlerimiz mevcut. Tabii biz son 3-4 günde seyrek video attık. Hatta yetişmediğimiz günde daha önce çektiğimiz satılmayan villaları indirdik değerli arkadaşlar. Yoğun bir talep vardı. Yoğun bir çalışmamız vardı. Haftayı hemen hemen tamamını tapuda geçirdik değerli arkadaşlar. Bugün ilk fırsatta size Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde 3 oda, 1 salon, açık mutfak, yüzme havuzlu, otoparklı güzel bir ev sunumu için geldik. Tabii fiyatını videonun başında söyledim. Tekrar söylemek istiyorum. Tanıtımımız, güzel evimizin fiyatı 6 milyon 750 bin Türk lirası. Tabii terassız olur mu? Elbette olmaz. Şimdi teras kısmına çıkacağız. Değerli arkadaşlar, burada da ideal büyüklükte bir terasımız mevcut söz konusu. Tabii burada istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz değerli arkadaşlar. Pergola yapabilirsiniz. Cam balkonla kapatabilirsiniz. Musluklarımız mevcut. Gördüğünüz üzere elektrik sistemimiz mevcut. Yazlık bölgelerde genelde zaman şöyle geçiyor. Balkonlarda, teraslarda. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Bugün çarşıya, pazara, alışverişlere yakın konumda 3 oda, 1 salon, açık mutfak, yüzme havuzlu, otoparklı güzel bir villa tanıtımı için geldik. Tabii Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım sizler de beğendiniz. Fiyatını tekrarlamak istiyorum. Bu güzel villamızın fiyatı 6 milyon 750 bin Türk lirası. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.